Sedat Peker'in iddiaları ardından Bülent Arınç'tan dikkat çeken çıkış. Yapılması gereken net. AKP'nin kurucularından olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak AKP'yi eleştirilerde bulundu. Arınç, AKP'nin göreve geldiklerinde önceliklerinin temiz toplum olduğunu hatırlatarak, AK Parti bu değildir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir, dedi. AKP'nin kurucularından olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı Bülent Arınç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, saraya kadar uzanan ve içerisinde AKP'li isimlerin olduğu yolsuzluk ağıyla ilgili iddialarına yönelik dikkat çeken bir çıkış yaptı. Arınç, yeni adli yıl için yargı mensuplarına başarı temennisinde bulunurken, Peker'in iddialarına ilişkin olarak AKP'yi eleştirilerde bulundu. Arınç, AKP'nin göreve geldiklerinde önceliklerinin temiz toplum olduğunu hatırlatarak, AK Parti bu değildir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir, açıklamasını yaptı. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan yolsuzlukları araştırma komisyonunu örnek veren Arınç, şunları söyledi. AKP'nin kuruluş temellerini hatırlatan Arınç, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi. 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri, temiz toplum, idi. Bunun için de süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik. Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti bu değildir. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir. AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfus tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisiyle yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum.